Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı günlerde Türk milletinin büyük oğlu, milli mücadelenin başbuğu Atatürk Adana'da bulunuyordu. Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman orada bir not bilginize sunmak istiyorum. Rauf Orbay Bey imza etmişti o Mondros Mütarekesi'ni. 25 maddelik Mondros Mütarekesi'ni. Yanında Sadullah ve Reşat Hikmet diye biri vardı zannediyorum. Burada var. Reşat Hikmet. Evet, doğru değil mi? Reşat Hikmet, Sadullah, Hüseyin Rauf Bey. Şimdi bu hepinizin bildiği gibi Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi çok tartışmalıydı. Yani İtilaf devletlerinin kendilerini güvenlik içinde görmedikleri stratejik noktaları işgal edebileceklerine dair bir madde. Rauf Orbay bu maddeye çok itiraz ediyor ve direniyor. Diyor ki bu şekliyle biz bu Mondros Mütarekesi'ni imza edersek siz diyor Anadolu'nun her yerini işgal edebilirsiniz. İngiliz general diyor ki Rauf Bey sizi şerefimle temin ediyorum. Asla böyle bir şey uygulamayacağız. Siz lütfen imza edin, işi uzatmayalım. Usul yerine gelsin diye baskı yapınca imza ediyorlar. Şimdi 16 Mart 1920 yılında İstanbul tamamen işgal edilince ve o 7. maddeye dayanarak stratejik bölgelerin tamamı da işgal edilince bir toplantıda Rauf Orbay ile o general bir araya geliyorlar. Diyor ki Rauf Orbay o İngiliz generale, hani ya diyor, ben o maddeye itiraz ettim, sen askeri şerefimle temin ediyorum, bu madde uygulanmayacak dedin, her tarafı işgal ettiniz diyor. Rauf Bey diyor, benim ülkemin menfaatlerinin olduğu yerde askerlik şerefimin sözüm olur diyor. İngiliz amiralin verdiği cevap hakikaten enteresan bir cevap. Ben şuna kanaat getirdim, tarih bilmeyen devlet yönetemez. Benim hükmüm budur. Şimdi Atatürk Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı günlerde Adana'da bulunduğunu söylemiştik. Atatürk kendi ağzından diyor ki bir gün makine başına çağrıldım diyor. Ve telgraf makinesi başında Ahmet İzzet Paşa kendisini makine başına davet ettiğini öğreniyor. Gittiklerinde Ahmet İzzet Paşa kısa bir telgrafla kendisinin derhal İstanbul'a hareket etmesi gerektiğini, görüşmemiz gerektiğini vurguluyor. Ben diyor bu cümleden İstanbul'da bir buhranlı günlerin başlayacağını anlamıştım diyor. Zaten Yıldırım orduları grup komutanlığı da lağvedildiğinden artık orada görev kalmamış, İstanbul'a dönüyor. Benim bu anlatacağım hususlar Atatürk'ün 1918 yılı sonundan Samsun'un Bandırma vapuruna bine hareket edeceği güne kadarki çalışmaları ve ondan sonraki kısımdır eğer vakit kalırsa. Şimdi Ahmet İzzet Paşa ile görüşmesini Atatürk şöyle anlatıyor. Fuat Paşa türbesinin karşısındaki sadaret makamında kendisiyle görüştük diyor. Ben kendisine hükümetten niçin çekildiğini, çekilmemesi gerektiğini söyledim. Kendileri de mecbur kaldığını çekilmeye diye ifade ediyor. Bunun üzerine Tevfik Paşa kabinesi kuruluyor. Fakat güven oyu alması lazım. Atatürk planını yapıyor. Ahmet İzzet Paşa ile görüştükten sonra kendisi İstanbul'da Fındıklı'da bulunan Meclisi Mebusan'a gidiyor. İlk defa orada sivil kıyafetle katılıyor. Maksadı Tevfik Paşa hükümetine güvensizlik oyu verdirip hükümeti düşürüp bu süre zarfında İzzet Paşa kabinesini yeniden oluşturmak ve kendisinin de Harbiye Nazırlığı'na gelmesini planlarını yapıyorlar arkadaşlarıyla. Ben diyor gittim Fındıklı'ya, orada mebuslarla görüştüm. Tevfik Paşa kabinesinin niçin düşürülmesi gerektiğini anlattım. Onlar da arkadaşlarımızın birçoğu beni mutabık gördüler ve azımsanmayacak bir kalabalıkta benim görüşüm benimsendi diyor. Meclis başkanı çıngırağı çaldı, oylamaya geçildi. Ben diyor meclis dışında bekliyorum, neticeyi bekliyorum. Oylama yapılıyor, Tevfik Paşa kabinesi güven oyu alıyor. Şimdi burada Atatürk şaşırıyor. Yani bana söz veren arkadaşlar
tamam paşam güvensizlik oyu vereceğiz, hükümeti düşüreceğiz diyen arkadaşların oylama sonucunda güven oyu verdiklerini görüyor. Tabi asker kişi olarak bu politika içinde bulunmadığında şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu arada arkadaşları ikna ederken tereddütlü olanların da fikirleri şu şekilde. Biz diyorlar bu hükümete güven oyu verelim. Belki faydalı işler yapılabilir. Kimisi de güvensizlik oyu verelim, düşsün, yeni bir kabine teşkil etsin şeklinde görüşleri var. Bu dalgalı görüş neticesinde Tevfik Paşa kabinesi güven oyu alıyor. Yalnız Atatürk güven oyu vermezseniz diyor düşecek. Güven oyu alsa da bu hükümet düşecek diyor. Dağıtacak olan da yeni sadrazam diyor. O öngörüsü de var. Yani hükümeti dağıtacak olan da yeni sadrazamın olduğunu söylüyor. Hükümet güven oyu aldıktan sonra Atatürk Vahidettin'le görüşmek arzusunu belirtiyor. Bu Nacip Paşa vasıtasıyla Vahdettin'den bir randevu talep ediyor kendisi acilen görüşmek için. Ben diyor Nacip Paşa'nın bir iki gün içinde randevu alacağını biliyorum, çalıştığını da biliyorum fakat Vahidettin kendi kafasındaki gizli kararı uygulamak için Cuma selamlığında yani Cuma günü kendisini kabul edeceğini bildiriyor Atatürk'e. Zaten birkaç gün var diyor, Cuma'ya kadar beklemek zorundaydım diyor. Atatürk Vahidettin'le Cuma selamlığına gidiyor görüşmek için. Cuma selamlığında kendisiyle görüşürken o Almanya seyahatindeki samimiyetine güvenerek Vahidettin de fikirlerini, kendi fikirlerini anlattığı o uzun bir meşhur bir Almanya seyahati var. O seyahatte o samimiyetine dayanarak kendisiyle ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatıp bir görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gidiyor. Fakat ben diyor uzun bir görüşme yaptım ama birkaç kelime ancak konuşabildim diyor. Yani esas kelimeyi ancak birkaç cümleyle kendisine konuşabildim. Vahidettin diyor ki benden en yüce davrandı diyor. Ben ülkenin içinde bulunduğu durumu tam izah etmek üzereyken kendisi benden önce davrandı ve bana direkt dedi ki diyor seni diyor orduda çok severler. Bana diyor ordudan bir tehlike gelmeyeceğine dair garanti verebilir misin diyor. Ben şaşırdım diyor. Yani dedim ki zat-ı şahaneleri. Yani ordudan size karşı bir tehlike mi seziyorsunuz? Böyle bir bilgi mi var? Dedim diyor ve ben arkasından ilave ettim. Ben İstanbul'a gelen daha birkaç gün oldu. Durumu ben bilmiyorum. Derken Vahidettin ikinci sözünü söylüyor. Yalnızca bugünden değil, bugünden ve yarından bahsediyorum diyor. Yani bana tehlike gelmeyeceğine garanti verebilir misin? Bu son cümlesi beni şüpheye düşürdü diyor. Bugünden ve yarından tehlike gelmeyeceğine dair. O diyor benim bazı görüşme yaptığım arkadaşlarımla ilgili bir bilgi istediğini düşündüm diyor. Bir anlam veremedim ve zaten görüşmede bir şey çıkmadı diyor. Ben oradan ümitsizce ayrıldım ve Şişli'deki evime geldim diyor. Bu sırada akaretlerde annesiyle beraber bulunduğu sırada evde İtalyan askerleri geliyor. Kapıyı zorluyorlar. İçeri girmek için, arama yapmak için kapıyı zorluyorlar. Atatürk hemen aşağı iniyor. Sizi kim gönderdi? Kimden emir aldınız diyor. Emir aldık. Evi arayacağız diyor. Olduğunuz yerde kalınız diyor. Ben derhal şimdi yeni bir emir getireceğim diyor. Telefon yok evinde. Bu Diyarbakırlı Kazım Paşa, Genelkurmay 2. Başkanı. Onun apartmanına gidiyor ve İtalyan yetkilileri arıyor. İtalyan yetkilileri affedersiniz Paşa Hazretleri diyor. Hemen oradaki işgal kumandanını veriniz. Evinize gelen kumandanı veriniz. Biz kendisine talimat vereceğiz diyor. Atatürk'ün evinin kapısını zorlayan İtalyan subayı telefonun başına getiriliyor ve ona emir verilerek askerler çekiliyor. Bir tane de şey veriyorlar. İtalyan komutanlığından bir kart. Bu eve tecavüz edilemez diye yazıp Atatürk'ün evine veriyorlar. Eve bırakıyorlar onu. Daha sonra başka bir müfreze Atatürk'ün evine tekrar zorluyor, kapıya geliyor. Kartı gösterdikleri zaman yani bu eve tecavüz edilemez yazısının kartını gösterildiği zaman yırtıp atıyorlar müfrezeyi. Yırtıp attıktan sonra Atatürk bu o günkü şartları anlatıyor. Halk diyor ihtiyaçlarını karşılamak için duvar diplerinden ezilerek
büzülerek, saklanarak, korkarak gidiyordu pazara diyor. Zaruri ihtiyaçlarını almak için. Bu şartlar altında, İstanbul bu şartlar altındaydı diyor. Yani orada hala hükümetten, saltanattan bahsedenler vardı diyor. Şimdi bu arada ben bir olay anlatmak istiyorum. O günlerde, o zorlu şartlarda Atatürk'ün Şişli'deki karargahında Alemdar gazetesi sahibi Refik Cevat Ulunay Atatürk'ün evinde bir görüşme gerçekleştiriyor. Bir mülakat yapıyor. Refik Cevat Ulunay diyor ki kendi hatıralarında, mülakatı bitirip müsaade isteyip ayağa kalktığım zaman Atatürk dedi ki bana diyor, paşa mülakat bitti mi Cevat Bey diyor, bitti paşam diyor, lütfen oturunuz diyor. Ben tekrar oturdum diyor. Bu vatan nasıl kurtulur? Bu vatan içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulur diye bir soru sormanızı beklerdim diyor. Affedersiniz Paşa Hazretleri diyor. İçimde en ufak bir ümit olmadığı için vatanın kurtulacağına dair kendimde diyor böyle bir soru sormayı lüzumlu görmedim diyor. Öyleyse Cevat Bey diyor, siz sormuş olun, ben de cevap vereyim. Yalnız yazılmamak kaydıyla diyor. Atatürk bu vatanın nasıl kurtulacağını kendi görüşüyle şu şekilde izah ediyor. Bakınız Cevat Bey diyor, bizden biri Anadolu'ya gider, düzenli bir ordu kurar, silahlı bir mücadele verirse biz bu vatanını kurtarırız diyor. Heyecanlandım ve ayağa kalktım diyor. Paşam nasıl olur? Zaten asker yok, silah yok, malzeme yok. Bu nasıl olacak? Adeta kupkuru bir çöle döndü vatanımız diyor. Bu, ben çok heyecanlandım diyor. Bu nasıl olacak? Haklısınız Cevat Bey diyor. Bütün şartlar aleyhimize. Yalnız o kupkuru gördüğün çölden kurtuluş çareleri vardır. O kuvvet vardır diyor. Nedir o kuvvet? Dediği zaman Türk milletinin kendisi diyor. Biz Anadolu'ya çıkarız, silahlı bir teşkilatlanma yaparız, biz bu mücadeleyi veririz ve bu vatanı kurtarırız diyor. Ve ben kafam karışık bir şekilde mülakatı bitirdim, evinden ayrıldım diyor, matbaaya geldim diyor. Matbaada arkadaşlarım benim paşayla ne görüştüğümü sordular diyor. Ben dedim ki diyor, ben Mustafa Kemal'i çılgın zannediyordum. Çılgının da çılgınıymış. Anadolu'ya biri çıkacakmış, silahlı mücadele başlatacakmış, düzenli ordu kuracakmış, vatan kurtulacakmış. Bana bunları söyledi diyor. Orada bitiyor şey. Şimdi yani bu günleri okunduğu zaman bu devletin nasıl kurulduğunu, bu milli egemenliği nasıl tesis edildiğine dair zannederim bir fikir verebilir. Sadece bu mülakat bile bence yeterli yani. Şimdi Ali Fethi Bey ile Atatürk bu hazırlıklar devam ediyor. Yalnız güvendiği kişilerle kendisi görüşlerini arz ediyor. Ali Fuat Bey ile bir dertleşmesi var. Bunlar 4 kişi bir ihtilal komitesi kuruyorlar. Bunların fikri şu, 4 kişilik bir ihtilal komitesi Vahdettin'i devirecek, hükümeti değiştirecek, yeni bir hükümet kurulacak. Son görüşmemizde diyor, 4 kişiden bir arkadaş dedi ki, arkadaşlar demiş, sırrınızı ölünceye kadar, mezara kadar ben taşıyacağım. Yalnız ben bu ihtilal komitesinden ayrılıyorum. Niye? Bizim diyor başarısızlığa uğrayacağımızı mı düşünüyorsun? Hayır, mutlaka başaracaksınız. Ama ihtilalciler diyor başardıktan sonra da başı belaya girebilir. Tehlikeli durumlar var. Müsaade ederseniz ben çekileceğim diyor. O çekildikten sonra Atatürk diyor ki artık bu cemiyeti devam ettirmenin gereği kalmadı. Feshediyoruz diyor. O iş orada bitiyor. Şimdi Atatürk'ün aklında bir de gizlice Anadolu'ya geçmek, sivil kıyafetle Anadolu'ya geçip önce ismini ortaya atmadan çalışmak ve sonra da bu felaketi Türk milletine haber verme gibi bir düşüncesi de var. Bu sırada Ali Fuat, ben diyor kulaklarından rahatsızdım, Ali Fuat Paşa beni hastanede ziyaretime geldi diyor. Ali Fuat Paşa hastanede kendisine ziyaretine geldiği vakit Atatürk ona diyor ki, sen şimdi 20. Kolordu'yu teslim al, sen orada lazım olacaksın, halkla temas et, orduna mukayyet ol diyor. O şekilde bir konuşma da geçiyor aralarında. Bu hastaneden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa tabii arkadaşlarıyla temaslarını kesmiyor. Konuşulanlar arasında özetle ben geçeceğim.
İşte İngilizlere güvenirsek, Fransızları kazanırsak, İtalyanlarla hoş geçinirsek durumu kurtarız gibi düşünceler var diyor. Bu sırada da tutuklamalar başlıyor. Mesela Fethi Bey tutuklanıyor. Ali Fethi Bey tutuklanıyor. Ali Fethi Bey diyor iki kez tutuklandı. Birincisinde çabuk kurtuldu ama ikincisinde kurtulamadı öyle erken diyor. Galiba benim diyor ziyaretim ikincisinde oldu diyor. Kendisini ziyarete gidiyor. Yaverini almış. Ali Fethi ziyarete gidiyor. Hapishaneye vardığımda diyor orada bana bir belki hayırları dokunur diye orada jandarma subaylarının ellerini sıktım diyor. Hapishane müdürünün de daha evvel bir komutanlığı sırasında yanlış bilgi vermesinden dolayı kendisine çok kötü mukabelede bulunduğum bir zattı diyor albay. Sonradan öğrendim onun bir kusuru yokmuş diyor. Hapishane müdürü de oydu diyor. Beni buna rağmen nazik karşıladı diyor. Ben Ali Fethi ile görüşmemi yaptım. Bu arada Said Halim Paşa'yı da ziyaret ediyor hapiste. Onunla da görüşmesini yapıyor. Yalnız hapishane müdüründen kendisini yalnız bırakmasını ve yalnız görüşeceğini bildiriyor. O da yalnız bırakıyor. Bu arada cezaevi ziyareti bittikten sonra Atatürk'ün yaveri, otomobili ve ödeneği elinden alınıyor. Ödeneği kesiliyor, otomobili elinden alınıyor, yaveri elinden alınıyor. Bu olaya zannederim şu sebep oldu diyor. O sıralarda İstanbul'a General Allen Bey diye bir adam geliyor. Allen Bey artık İngilizce'de ne deniyorsa. Evet, Allen Bey Harbiye Nazırını makama çağırtırıyor. Diyor ki ben sizinle şöyle bir görüşme talep ettim. Mustafa Kemal'i diyor 6. Ordu'ya tayin ediniz diyor. Ben de bu görevi şiddetle reddettim diyor. Zannederim bu ödeneğin kesilmesinin, otomobilin elinden alınmasının, yaverimin elinden alınmasının altındaki gerçek bu diyor. Tabii Atatürk bu durumu protesto ediyor. Harbiye Nezaretine bir dilekçe yazıyor. Yani Türk ordusunun haysiyetinin korunması konusunda daha titiz davranılması gerektiğine dair bir dilekçe yazıyor. Harbiye Nezaretine gönderiyor. Harbiye Nazırı da o yazıyı alıyor, muhalif bir basına veriyor. Muhalif basında sanki o saldırı kendine yapılmış gibi sayıyor. Atatürk'ü mahkemeye veriyorlar. Bir hafta sonra bana bir cep geldi diyor. Bir baktım mahkemeye çağrılıyoruz. Hakaretten, gazeteye hakaretten mahkemeye çağrılıyoruz diyor. Ben diyor anılarında en aşağı bir gazeteye, aşağılık bir gazeteye mahkeme önünde bulunmaktan gücüme gittiği için oradan bir avukat arkadaşı varmış zannederim Saadettin Ferit diye bir avukat. Saadettin Ferit'i buluyor. Diyor ki böyle böyle bana bir cep geldi. Bunu ne yapacağız diyor. Avukat diyor ki paşam durum çok mühimdir. Mahkum olabilirsiniz diyor. Ben de hiç mahkum olacak göz var mı diyor. Sen şimdi benim dediklerimi yap. Davayı uzatabilir misin diyor. Uzatırız paşam diyor. Bir iki kere davaya girdi çıktı bizim avukat diyor. Dağıttı mahkemeyi diyor. Ben diyor İstanbul'dan ayrıldığım zaman Samsun'a hareket ettiğim zaman dava bitmemişti diyor. Şimdi Atatürk'ün kendi sorup cevaplandırdığı bir kısım var. Önemli bir hatıradır diye düşünüyorum. Belki soru gelirse bu soruya da cevap olabilir. Said Halim Paşa işte Ali Fethi Bey tutuklandığı zaman benim niye tutuklanmadığım akla gelebilir diyor. Ben niye tutuklanmadım? Beni diyor Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Damat Ferid'in hatta Hürriyet İtilaf Partisi'nin muhalifi sayıyorlardı diyor. Ve benim kazanmam gerektiğini düşündüler diyor. İkinci görüş de buna güvenilmez diye bir görüş vardı diyor. Bu sebeple beni tutuklayamadılar diyor. Zaten diyor bir Yakup Cemil'i asmak için bile ne korkular çektiklerini ben biliyorum diyor. Bu Atatürk son görüşmelerinde arkadaşlarla temas ettikten sonra Harbiye Nazırı Cevat Paşa, Fevzi Paşa'ya Genelkurmay Başkanlığı görevinde teklif ediyor. Atatürk'ün Genelkurmay Başkanı görevinde teklifte bulunduğu Mareşal Fevzi Çakmak hakkındaki değerlendirmeler var. Ben kısaca onlara değineyim. Fevzi Paşa diyor çok faziletli bir insandı.
Ben Anafartalar Grup Kumandanlığı görevini bıraktığım zaman benim yerime o faziletli insan geçmişti diyor. Yine 2. Ordu'dan 7. Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı'na gittiğim zaman 2. Ordu'yu yine ben o faziletli insana bırakmıştım diyor. Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı'na ayrıldığı zaman yine o görevi Maraşal Fevzi Çakmak'a bırakmıştım diyor. Maraşal Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı'na geldiği zaman ne yapacaktı? Yapacağı hiçbir şey yoktu diyor. O da en sonunda bu milletin silaha sarılacağını zaten biliyordu diyor. Fevzi Paşa ateşkes şartlarını uyguluyormuş gibi davranıyor ama hiçbirisine uymadı diyor. Silahlar konusu var. Mesela Diyarbakır'daki bir cephaneyi diyor bir trenle İstanbul'a getirtebilirdi direkt ama öyle yapmadı diyor. İşte Ankara, Sivas, Samsun üzerinden Ankara'ya getirilmesini talimat buyurdu diyor. Böylelikle silahlar bir kısmını gömdürdü, bir kısmını lazım olacak yerlerde saklattırdı diyor. Mesela Kütahya'daki bulunan cephaneliği bu İzmit emrin iç yüzü anlaşılamadığından diyor İzmit'e götürdüler ve orada denize döktüler diyor. Bu sırada Çanakkale'deki topların da imhası gündeme geliyor. Fevzi Paşa ne yaptı etti diyor Genelkurmay Başkanı iken ona da bir çare buldu. Topları gömdürdü bir yere diyor sonra onlar bize lazım oldu diyor savaşta. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı makamında bulunan Maraşal Fevzi Çakmak Harbiye Nazırı İzmir'e ayrı bir talimat veriyor. Maraşal ayrı bir talimat veriyor. Konu şudur. Şimdi İzmir kumandanı Harbiye Nazırlığı'na bir telgraf çekiyor. Diyor ki İngiliz donanması diyor Kadife Kale'ye asker çıkaracakmış. Ne buyurursunuz diyor. O zaman Harbiye Nazırlığı'nda bulunan Şakir Paşa diyor ki efendim diyor Mondros Mütareke şartlarına uyacağız. Hiçbir şekilde mukabele etmeyeceksiniz. Maraşal Çakmak silahlı mukabelede bulunacaksınız diyor. Genelkurmay Başkanı. Şimdi bir vurun emri var, bir uyacağız emri var. Durun. Şimdi İzmir'deki kumandan diyor ki beyefendi diyor ikinci telgrafında Yunanlılar da diyor İzmir'e asker çıkaracakmış. Buna ne buyurursunuz diyor. O zaman yine Mondros Mütareke şartlarını öne sürünce konu böyle alevlenince konu Genelkurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak çağrılıyor. O da mukabelede bulunursun silahlı diyor. Bu durumda diyor zaten Fevzi Çakmak o görevde kalamaz diyor. Ve nitekim fazla sürmüyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bir takım olumsuz telkinler, hazırlıklar yapıyor. İstanbul'dan uzaklaştırılmak lazımdır. Ve Mustafa Kemal'i Anadolu dağlarına atmak ve orada çürütmek fikri doğuyor. Bu kendisi bunları hissediyor. Ve bekledikleri şey geliyor ellerine. Bir gün Şakir Paşa beni makama çağırdı diyor. Gittim. Önüme bir dosya uzattı diyor. Zaten Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın önüne bir dosya uzatmasıyla başlıyor. Asıl buradan başlıyor. Dosyanın konusunun özeti şudur. İşte Samsun'da Rumları Türk askerleri katlediyor. İşte milli çeteler bunları katlediyor, vuruyor. Bunların işte dağıtılması lazım. Milli teşekküllerin yok edilmesi lazım gibi konu budur. Dosya konusu budur. Bunun için oraya bir kişi gönderilmek gerekiyor. O da Mustafa Kemal Paşa'yı seçiyorlar. Senin görevin diyor, burada durum böyle midir, değil midir? Bunları tetkik etmek diyor. Atatürk tekrar soruyor. Yani benim görevim diyor, bu Türk şeyleri, Rumları katleden, efendim katliam yapan milis kuvvetlerini yok etmek midir, dağıtmak mıdır? Evet, senin sadece görevin bu diyor. O zaman diyor, benim görevime bir şekil vermek lazım diyor Atatürk. Yani bu göreve bir şekil vermek lazım diyor. Şeye gidiyor, Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor. Fakat ben Genelkurmay Başkanlığı'na vardığım zaman Fevzi Paşa makamda bulunmuyordu diyor. Nedenle gelince, o sıra Suriye Fatihi, bu az evvel adını zikrettiğim General Elim Bey İstanbul'da geliyor. Harbiye Nazırı'na söyletiyorlar ki işte Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa gitsin,
bu General Elin Bey'i karşılasın. Harbiye Nazırı bu emri Fevzi Paşa'ya tebliğ ediyor. Ben yapamam, ben gidemem, onu karşılayamam diyor Fevzi Paşa. Efendim gitmek lazımdır diye ısrar edince hastayım, gitmiyorum. Fevzi Paşa restini çekiyor. 20 gündür evinden dışarı çıkmamıştı. Orada yani makamda bulamadığının nedeni bu. Atatürk. Şimdi onu bulamayınca Genelkurmay ikinci reisi Diyarbakırlı Kazım Paşa'yla görüşüyor. Diyor ki ben diyor Harbiye Nazırı Şakir Paşa'yla görüştüm. Böyle bir görev aldım. Ben diyor bu memuriyetime bir şekil vermek lazım. Bunu kararlaştıralım diyor. Peki paşam diyor. Diyor ki Atatürk, kardeşim git Harbiye Nazırı Şakir Paşa ne diyorsa yaz, hiç önemli değil demiş. Ne diyorsa yaz demiş görevli. Ben Anadolu'ya çıkıyorum. Çünkü Atatürk'ün kafasında bir plan var. Onu uygulayacak. Zaten Anadolu'ya çıkmak için fırsat oluyordu. Bu dediğim şekilde Karadeniz'de bölgesinin, işte Samsun'da bu Ermenileri, Rumları katleden işte Türk çeteler diyelim artık oradaki ahalinin hesap sormak amacıyla görev şekil veriliyor. Atatürk daha sonra bu müsveddeye yazarken Diyarbakırlı Kazım Paşa'yla kendisi iki madde ilave ettiriyor. Diyor ki ben diyor Anadolu'nun bütün her yerine emir verebilmeliyim. Valiliklere, askeri ve mülki erkana da emir verebilmeliyim diyor. Anadolu'nun her yerine. Diyor ki o zaman Kazım Paşa, Kemal diyor bir şey mi yapacaksın sen? Evet bir şey yapacağım diyor. Yazıyor dediği şekilde Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya önüne koyduğu zaman metni ben bunu bu şekilde imzalamam diyor. İmzalamıyor. İmzalamıyor. İmzalamam deyince rahmetli Atatürk hatıralarında diyor ki rahmetli diyor Şakir Paşa'da bir vicdani seziş olacak ki imzalamam ama mührümü basarım demiş. Peki mührünü basıyor mu diyor. Basar, basıyor. Hatta mührünü de verdi bende elimde şu anda diyor. Peki diyor. Altına bir madde daha ilave edelim onun. Ne diyelim? Mustafa Kemal Paşa sadaret makamında sadrazamla her an görüşebilmeli diye bir efendim bu Şakir Paşa'yla görüşmemizde bu madde yok diyor. Ya sen yaz diyor ya. Yoksa yok yaz diyor. Şimdi Diyarbakırlı Kazım Paşa o maddeyle ilave ediyor, temize çekiyor ve Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın mührü basılıyor. Artık Atatürk Anadolu'ya çıkmak üzere karargahını oluşturma yolundadır. Orada kendi ifadeleri var Atatürk'ün. Çok ben de çok beğendiğim ifade. Artık diyor önümde geniş bir alem. Kafesine sığmayan kafesi açılmış bir kuş gibiydim diyor. Yani önüm açıldı artık. Kuş gibi hissettim kendimi diyor. Şimdi Atatürk karargahını oluştururken burada konuşan bazı arkadaşlarımız işte 17 tane kişinin Yahudi olduğundan Atatürk'ün sanki karargahını başkaları oluşturmuş. Başkaları oluşturmuş ve onların şeyiyle yardımıyla mı diyelim, ihsanıyla mı diyelim gittiğine dair bir takım fikirler söylediler. Öyle mi değil mi? Genelkurmay Harp tarihindeki belgelerinden okuyacağız, bakacağız. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi'nde hazırlanan Türk İstiklal Harbi eserde de Atatürk'ün Anadolu'ya çıkışı benim size buraya kadar anlattıklarımın bir özetidir. Oraya geçiyorum. Şimdi Atatürk'ün Anadolu'ya çıkarken Bandırma Vapuru'ndaki arkadaşları rütbe sırasına göre şöyledir. Kurmay Albay Refet Bey, Kurmay Albay Manastırlı Kazım Bey, Doktor Albay İbrahim Tali Öngören, Doktor Refik Saydam, Yüzbaşı Mümtaz Tünay, Şifre Katibi Faik Aybars, Üsteğmen Abdullah, Üsteğmen Arif Hikmet Gerçekçi, Topçu Binbaşı Kemal Doğan, bizim Tokatlı hemşerimiz Mustafa Vasfi Soy, Yüzbaşı, Cevat Abbas Gürer, Yüzbaşı İsmail Hakkı Ede, zannederim ismi zikredilmeyen kaldı mı? Teğmen Muzaffer Kılıç, Şifre Katibi Memduh Atasel. Şimdi bu Atatürk'ün Samsun'a çıkışı
Padişahça Vükala Meclisi'nde 30 Nisan 1919 tarihinde 2690 sayılı bir kararla onanıyor. Onandığın ertesi günü 1 Mayıs 1919 sabahı General Kazım Dirik, sonradan general oldu Albay Kazım Dirik, Bandırma Vapuru'nda Atatürk'ün kendisinin çağrılmasını şu şekilde anlatıyor. 1 Mayıs 1919 sabahı saat 10. Evime telefon geldi diyor. Karşıdaki ses büyük kumandanın sesiydi. Kazım Bey evde misin? Geleceğim diyor. Buyurun paşam. Lütfedersiniz diyor. Şeref verirsiniz. Geldi diyor. Görüştük. Ben diyor 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya çıkacağım. Sen benimle gelir misin? Seni karargah subayı olarak alıyorum diyor. Paşam siz emir buyurursanız hazırım diyor. Yalnız iyi düşün. Bu yolda diyor İtilaf devletleriyle, padişahla, efendim birçok konuda dalaşacağımız insanlar olacak. Dövüşeceğiz gerekirse diyor. Bunları da göz önüne alıyor musun? Alıyorum paşam. Zaten Türk'ün ümidi kalmamıştır diyor. Öyleyse yarın seni Erkan-ı Harbiye'mde beklerim diyor. Bu sadece bir örnek. İki kişi de örnek. Bir de diğer güçler gelebilir. Yani Atatürk kendisi seçiyor arkadaşlarını oluşturuyor. Hüsrev Gerede 22 Mart 1962 yılında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. 12 Kasım 1953 tarihinde yayınlanmış olan 20. Asır gazetesinde şöyle bir anısı var. Kendi yazmış Hüsrev Gerede. Ben onu isterseniz buradan okuyayım hemen. Birinci Dünya Harbi sonunda yani mütareke esnasında Kafkas cephesinde Kazım Karabekir Paşa'nın erkanı harp subayı iken hastalanıyor. İstanbul'da tedavi gördüğüm sırada bir gün Mustafa Kemal Paşa'nın beni çağırdığını söylediler diyor. Ben de o sırada diyor yani resmi görevle, resmi üniformayla gezmek meseleydi. Sivil dolaştım. Sivil dolaşmaktan başka çare yoktu diyor. Ben kendisini ilk defa orada gördüm diyor. O da beni ilk defa gördü. Fakat İkimizin de diyor Munis bakışı birbirimize hiç yabancılık çektirmedi diyor. Demiş seni ben karargahıma alacağım. Ne diyorsun Hüsrev Bey diyor. Paşam emriniz olur diyor. Peki diyor şu anda sen ne iş yapıyorsun? Paşam şu an tedavideyim. Milli sahada diyor vatandaşlarımızı ikaz üzere arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir de diyor Memleket Gazetesi'nde yazılar yazıyorum bu hususta. Milli sahada uyanış, halkın uyanması için yazılar yazıyorum diyor. Peki diyor. Düşman süngüsü altında hürriyet olmaz diyor. Vatanın kurtulması lazım. Ben diyor bütün kurtulması ben o amaçla Anadolu'ya çıkacağım deyince benim diyor kafamda tüm bulutlar dağıldı. Kara bulutlar dağıldı ve derhal kabul ettim. Yarından itibaren emrinizdeyim paşam dedim diyor ve bu şekilde Erkan-ı Harbiyesi'ne dahil oluyor. Yani iki tane örnek verdim. Demek ki başkaları oluşturmamış Atatürk'ün karargahını kendisi seçmiş. Şimdi Harbiye Nazırı diyor ki akşam diyor Sadrazam Damat Ferit Paşa bizi yemeğe bekliyor. Bir görüşelim diyor. Pardon yemekten önce bir görüş gidiyorlar. Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya Atatürk'ü takdim ediyor. Kendisi beni diyor çok samimi karşıladı. Yani ifadelerini çok samimi buldum. Paşam diyor, biz bana ne emir verirseniz hazırım diyor. Bütün arzularınız benim için yerine getirilecektir diyor. Hiç tereddüt buyurmayınız diyor. Fakat daha sonra Atatürk hapishanede Ali Fethi'yi tekrar ziyaret ediyor. Orada tekrar görüşüyorlar. Hapishane müdürü Ali Bey çok kendisini yine nazik karşılıyor. Ve kendisine çıkışta diyor ki, paşam diyor, duyduk ki 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya çıkıyor musunuz? Emir verin, buradaki tutuklularla kim istiyorsanız onlarla gelip size katılmaya hazırım diyor. Atatürk elini tutuyor, hapishane müdürü Ali Bey'in. Siz bana şimdiden başarımın müjdesini veriyorsunuz, teşekkür ederim diyor. Şimdi zannederim diyor, Mayıs'ın 14. günü damat Ferit bir konağında yemek yemek üzere anlaştık diyor. Belirtilen saatte ben gittim diyor. Ben gittiğim vakit orada benden başka hiç kimse yoktu diyor. Damat Ferit çok böyle eski samimiyeti yoktu diyor. Ben gittiğim zaman eski o karşıladığı samimiyet yok olmuştu diyor.
sık, canı sıkkın bir vaziyette ikide bir saatine bakıyordu diyor. Ben dedim ki, birini mi bekliyorsunuz demiş. Evet, Cevat Paşa'yı bekliyorum demiş. Ve az sonra Cevat Paşa da geldi diyor. Yemeğe başladık diyor. Yemekte çatal bıçak sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu diyor. Sonra yemekten sonra görüşelim ikinizle de diyor. Sessizlik bozuldu diyor. Yemeği yedikten sonra bir salona geçtik. Salonun ortasında büyükçe bir sini vardı diyor. Bir tane kipert atlası getirtiyor. İsmi o zaman kipertmiş demek ki. Kipert atlası geldi diyor. Demiş ki, paşa diyor, bu harita üzerinde bana hangi kuvvetlere kumanda edeceksiniz? Nerelere kadar, hangi mıntıkalara kumanda edeceksiniz? Gösterir misiniz diyor. Ben şimdi diyor, kuşkulanmaya başladım diyor. Ben şöyle haritayı önüme aldım diyor. İşte efendim şurada, bilemiyorum nasıl olur falan gibi, yani atlatmaya çalışıyor onu. Çünkü memuriyetine şekil verdiği belgede zannederim haber yok damat verdiğini. Tüm Anadolu'ya emir veriyor, verecek. Askeri ve mülki erkana da amir olduğundan haberi yok. Öyle anlaşılıyor damat verdiğini. Hemen Cevat Paşa yetişiyor imdadına. Efendim diyor, zaten nerede kuvvet kaldı ki diyor. Paşa tabii ki diyor, bulunduğum mıntıkada kuvvetlere kumanda edecek diyor. O zaman içimden defalarca teşekkür ettim Cevat Paşa'ya diyor. Beni kurtardı diyor. Ondan sonra biz damat Ferid'in evinden diyor geceleyin ayrıldık. Bu şeyle aralarında bir konuşma geçiyor Cevat Paşa'yla. Ya Kemal diyor, sen bir şey mi yapacaksın arkadaş gittiğinde? Evet, bir şey yapacağım. İnşallah muvaffak olursun diyor. İnşallah diyor. Anlıyor tabii niyetini. Şimdi 15 Mayıs günü Atatürk son hazırlıklarını tamamlamıştır. Veda etmek üzere Genelkurmay Başkanlığı'na tekrar gidiyor. Oraya vardığı zaman Cevat Paşa'yla Varaşa Çakmağı görev devri teslimi sırasında buluyor. Yani Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak görevinden ayrılıyor. Görevini Cevat Paşa'ya devrediyor. Orada ikisiyle de görüştüm diyor. Şimdi orada diyor ki, paşam durumu nasıl görüyorsunuz diyor. Ben diyor Cevat Paşa'nın durumunu daha evvel bildiğim için görüşünü onu sormadım diyor. Fevzi Paşa'ya sordum diyor. Paşam durumu nasıl görüyorsunuz diye sorar sormaz diyor. Mareşal Fevzi Çakmak gök gürler gibi bir sesle diyor. Efendim diyor, bu ne akıl diyor. Haritada diyor elini bastırdı, İstanbul'u gösterdi. Rahatımız bozulmasın diye bir koskoca bir memleketi feda ediyoruz diyor. Böyle söyleyince ben sevindim diyor. Hakikat sizin dedikleriniz gibi paşam diyor. Sizin gördüğünüz hakikat. Ben şimdi bunları sizinle görüşecek vaktim yok diyor. Sizden bilhassa Cevat Paşa, sizden çok büyük yardım talebinde bulunacağım diyor. Buyur paşam diyor. Şimdi derhal diyor, Ulukışla yakınlarında bulunan Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. kolorduyu trenle gelmesine izin verilmediği için yürüyerek Ankara'ya gelme talimatını verin. Peki diyor. Hemen onu kaydediyor. Özel bir şifre isterim diyor. Peki paşam diyor. Onu da temin ediyor. Bu şifre diyor, daha sonra diyor, bu Erzurum'da kendisi askerlikten istifa ettiği zaman benim ısrarla İstanbul'a niye dönmem gerektiğini ben bu şifre yoluyla kendisine öğrendim diyor. Yani demiş ki paşaya, paşam senin ısrarla İstanbul'a dönmeni İngilizler istiyor. Sakın gelme diyor. Bu şifre yoluyla ben öğrendim diyor. Efendim, bu surette kendileriyle görüştükten sonra artık Atatürk karargahını oluşturmuş, Samsun'a çıkacak vaziyete gelmiştir. 15 Mayıs'ta tabii Yunanlar İzmir'e asker çıkarıyorlar. Ben diyor veda etmek üzere sadarat makamına gittim diyor. Yani başbakanlık makamına. Ne İçişleri Bakanlığı buldum, ne Harbiye Nazırı'nı buldum yerinde. Ne de diyor Harbiye Nazırı, İçişleri Bakanı ve Başbakan yoktu. Toplantı halindelermiş. Oraya toplantı yerine gittim diyor. Orada Mehmet Ali Paşa ile karşılaşmış. Demiş ki Mehmet Ali Paşa, ya efendim gördünüz mü işte İngilizler, Yunanlar İzmir'e asker çıkardılar. Bu ne vefasızlıktı, bu ne iştir derken ben diyor yani gülmekten kendimi zor tuttum diyor yani. Gülmemek için kendimi zor tuttum diyor Atatürk.
Zaten ben bunları biliyordum diyor baştan sona. Ne olacağını biliyordum diyor. Dedim ki diyor, efendim peki ne yapmak lazımdır? Protesto edeceğiz diyor Mehmet Ali Paşa. Efendim protesto etmek yani İngilizleri, Yunanları oradan geri çeker mi? Ne yapmak lazımdır? Başka tedbir düşünmek lazımdır diyor Atatürk. Mehmet Ali Paşa diyor ki İçişleri Bakanı, biz söyleme dediğin tedbiri de uygularsak bizi ne yaparlar bilir misin sen diyor. Tamam ben bir şey demedim diyor Atatürk. Hemen Avni Paşa'nın elini tuttum diyor. Bandırma vapuru hazır mı paşam dedim. Hazır, emrinde diyor. Peki ben şu anda kaptana talimat verebilir miyim? Verebilirsin diyor. Hemen yaverimi çağırdım Cevat Abbas'ı. Hareket etmesi için emri yazdık, verdik diyor. Ben hemen otomobile binip Galata rıhtımına hızlıca indim. Ben vapurun diyor denizde sahil kenarında olacağını düşünüyordum. Uzaklarda buldum vapuru diyor. Sandalla binmişler. O sırada yani binmeden bir haber geliyor. Bu haber Atatürk'ün Bandırma vapurunun batırılacağı yönünde. Çıkar çıkmaz diyor. Batırılacaksınız, öldürüleceksiniz. Yani o sırada benim diyor karar vermem lazım. Yani binip binmemek arasında yani Mustafa Kemal'i öldürmek, sürmek, hapsetmek bunu yapabilirler. Ama bunun için beni Karadeniz'de yakalamaları lazım diyor. Yani beni orada yakalamaları lazım. Hemen kararımı verdim diyor. Bindim diyor. Vapura ben bu arada size bir bilgi vereyim. Bu Beyoğlu'ndaki Tokatlayan Oteli'nde yüzbaşı benle İngiliz. Bu içmiş. Gelen şey o. Evet ağzından kaçırıyor. Diyor ki Osmanlı Sarayı'nın damadının yanında. Yarın diyor Samsun'a görevli gidecek olan paşanın gemisini batıracağız diye ağzından kaçırıyor. Bu sarayın damadı bunu da Rauf Orbay'a haber veriyor. Rauf Orbay hemen haberi paşaya getiriyor. Paşa da bunu birçok yerden teyit ettirince yani beni batırmak için, öldürmek için Karadeniz'in sularında beni yakalamalar lazım diyor. Bu arada şeyi unuttum. Padişah'la bir son görüşmesi var Atatürk'ün. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bu damat Ferid'in evinde diyor ki Atatürk'e hazır mısın? Teşkilatın hazır mı? Yani karargahını oluşturdum efendim diyor. Peki Zat-ı Şahane'yi ziyaret etmeyecek misin? Efendim irade buyurulmadı diyor. Öyleyse ben emrediyorum tebliğ. Yarın görüşeceksin diyor. Peki diyor. Biz diyor padişahla Yıldız Sarayı'nın küçük bir odasında neredeyse dizimiz dizimize değecek şekilde aynı masada oturduk diyor. Şöyle diyor İngiliz zırhları görünüyordu diyor. Yani Karadeniz'in mavi suları gözükmüyordu diyor. Bu İngiliz bodrolarından gemilerinden gözükmüyordu diyor. Ve Vahdettin hiç unutamayacağım şu sözlerle söze başladı diyor. Paşa paşa bu memleketi kurtarabilirsin. Bu sağ dizini dayadığı masanın üstünde bir kitap var diyor. Bu yaptıkların buraya geçmiştir diyor. Ben o zaman o kitabın tarih kitabı olduğunu anladım diyor. Vahdettin'i ben tanıyordum diyor. Almanya seyahatinden de biliyorum. Buradaki işlerinden de tanıyorum diyor. Ben biraz temkinli konuştum diyor. Yani işte neymiş efendim ben memleketi kurtarabilirmişim. Ben samimiyetine inanmadım ve gerçek fikirlerimi kendisine söylemedim diyor. Ve teveccühünüze teşekkür ederim. İnşallah başaracağız gibi atlatıcı lafla söyledim diyor. Ben bu adama nasıl güvenebilirdim diyor ya. Gerçek fikrimi nasıl söyleyebilirdim? Efendim o görüşmeye çıkarken kendisine Naci Paşa vasıtasıyla bir altın saat hediye ediliyor. Biz baktım diyor işte Vahidettin'in baş harfinin yazılı bir saat tarafıma hediye edildi. Ben de onu yaverime verdim. Oradan çıktık diyor. Yani benim padişahla Vahdettin'le görüşmem bu şekilde olmuştur diyor. Ve damat Ferit hükümetini perişanlık içinde bırakarak oradan ayrıldım diyor. Yani gemiye bindikleri zaman hareket ediyorlar. Hareket sırasında Kız Kulesi açıklarında İngiliz kuvvetleri tarafından gemi bir süre tutuluyor. Aranıyor. Arama biraz uzun sürüyor. Atatürk şüpheleniyor diyor ki yani beni tutuklamak isteyeceklerse yani hapsetmek bu kadar uzun şeye gerek yok dedim diyor. İsmail Hakkı Dursun kaptan 27 yıllık ihtiyar kaptana demir almasını hızlanmasını söyledim diyor. Ben kaptan dairesindeydim diyor o sıra. Arkadaşlar güverteye çıkmışlardı. O sıra Atatürk elini işte o İngiliz zırhlarını o sıra uzatıyor. Diyor ki bunlar diyor bir milletin hürriyetinin
hürriyetinin kararındaki kuvveti anlayamazlar diyor. Biz Anadolu'ya silah ya da cephane götürmüyoruz. Biz Anadolu'ya iman götürüyoruz. Sözü budur. Ve gemi 16 Mayıs öğleden sonra 16.40'da hareket ediyor. Gemide tabii yolculuk sırasında bu T.M. Muzaffer Kılıç'ın tuttuğu hatıralar var. Onlara girmek istemiyorum. Vakitte galiba bir saat oluyor mu? Var, 5-10 dakika mı? Efendim? Sabah saat 6'da Samsun'a çıkıyorlar arkadaşlar. Sabah 6'dır Samsun'a vardıkları zaman. O sırada Atatürk gemiden iner inmez bu Cevat Abbas Gürer'in Büyük Önder'le 24 Yıl isimli kitabından kendi hatıraları. Atatürk diyor vapurdan iner inmez doğruca bir askerin yanına gitti diyor. Üstü başı yırtık, ayakkabıları yırtık. Gitti şöyle dokundu diyor. Görünce hemen ayağa kalktı asker. Evladım sen niye ağlıyorsun dedi diyor. Paşam diyor askerlerin elinden silahlar alındı. Beni terhis ettiler. Düşman buralara kadar geldi. Yani ben şimdi düşmanı neyle öldüreceğim diyor. Gel çocuğum diyor. Zaten Atatürk'ün hitap şeyi odur. Çocuğum der, çocuk der. Kendisi öyle der. Ve beni bir depoya götürdü diyor. Silah verdi ona. Silah da veriyor. Bize diyor katılan ilk Mehmetçik odur diyor. Milli mücadeleye Samsun'a ayak bastığımız zaman bize katılan ilk Mehmetçik odur diyor. Bu arada ben bir bilgi vereyim. Bu Amerikan Yardım Komitesi'nin Güney Doğu'daki şube temsilciliklerini gezen bir amiral Atatürk'le şöyle bir konuşma yapıyor. Konuştuktan sonra Atatürk'e diyor ki İngiliz amiral, peki ya muvaffak olamazsanız bir millet mevcudiyet ve istiklalini temin için tasavvuru kabil olan bir hür teşebbüs ve fedakarlığı, her teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek o milletin ölmüş olduğunu hükmetmek demektir. O millet yok olsun gitsin diyor yani. Şimdi Ziya Gökalp'in bir sözünü söyleyeyim madem bitiyor. Diyor ki Atatürk benim diyor üç babam var diyor. Vücudumun babası Ali Rıza, hürriyet ve heyecanımın babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp diyor. Ziya Gökalp da Atatürk için şunu söylüyor. Evvelce Türkiye'de Türk milletinin hiçbir merkezi yoktu. Bugün her hak Türk'ündür. Bu topraklardaki hakimiyet Türk hakimiyetidir. Siyasette, hasta yani kültürde, iktisatta hep Türk hakimiyeti vardır. Bunları, bu büyük inkılabı yapan zat Türkçülüğün en büyük adamıdır. Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat bunları bilhassa muvaffakiyetle sonuçlandırmak pek güçtür. Şimdi ben sözlerime son verirken Türk milletinin büyük oğlu, milli mücadelenin başbuğu, büyük bozkurt Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.